Arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun zamandır inceleme videosu yapamıyordum. Hafta içleri artık inceleme videolarına da yer vereceğim. Bugünkü inceleme konuğumuz kız kardeşime ve ailesine Skoda Octavia aldık. Şöyle göstereyim size. 2023 model arkadaşlar. Anahtarımız da bu. Bu videoyu aslında daha öncesinde çekecektim. Kurban Bayramı Arife günü araç teslim edildi. 0 kilometre olarak aldılar Skoda'dan. Araç 1.0 TSI E-Tech diye geçiyor. Hibrit multi-bit sistem de var içinde. 110 beygirlik, 7 ileri DSG şanzıman, elit paket. Üzerinde opsiyon olarak 17 jantlar mevcut. Daha sonrasında Charcantin piyano bilek olarak fabrikasyon gelmişti. Aynı kapaklarını piyano bilek kaplattık CarArts'ta. Bir de bagaj üstü spoiler aynı şekilde alındı. Gayet de güzel bir çizgisi oldu. Küçük böyle dokunuşlarla. Yani şu spoiler'ı bulmak da artık sıkıntıymış. Onu anladım. Octavia için çok tercih edilen bir şey değil. İşin en güzel kısmı burada arkadaşlar. Bakın 630 litrelik bagajı var aracın. Fazlasıyla memnun edici, dolu dolu kullanılabiliyor. Araç elit başlangıç paketi ama çok ilginç donanımsal özellikleri var arkadaşlar. Onlara da yer vereceğim şimdi. Şöyle önce lastiklerini gösterelim. Efficient Grip Performans var. Çok yumuşak ve sessiz bir lastiktir. Severim. Benim Megane'da da 16 olarak üstünde gelmişti. Bunda 205-55R17 olarak geliyor arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz 225-45R17 gelirdi. Şu anda 205-55R17'ye çevirmişler. Tabanı biraz daha incelterek yakıt tüketiminde tasarruf sağlama yoluna gidilmiş. Şu ön tarafta front asisi görüyorsunuz. Skoda logomuz. Yani fazlasıyla günlük kullanımda ihtiyacı karşılayabilecek bir araç. Özellikle genişlik anlamında diz mesafesi ve şoför tarafında rahat kullanılabilecek uzun boylu insanlar için tavan mesafesi fazlasıyla insanı memnun ediyor. Şöyle açalım kapımızı. Biliyorsunuz yeni Octavia'da da e-toggle dediğimiz tuş şeklinde olan vites mekanizmasına geçtiler. Aslında tuş da değil tam olarak. Toggle vites diye geçiyor bu. Elit paket ama gördüğünüz gibi anahtarsız çalıştırma var. Daha göstergelerden jelatini sökülmemiş. 1800 kilometrede bayramda bir şehir dışı yapıp gelindi. Zaten 1200 kilometre falan orada yapıldı. Araba hep otoparkta yatıyor şu anda kapalı da. Sadece hafta sonları kullanılıyor. Burada e-toggle'ımız, elektronik el frenimiz, anahtarsız çalıştırmamız, otomatik far sensörümüz, karartmalı iç dikiz aynamız, burada dokunmatik LED, aydınlatmalar, SOS. Sadece bir üst paket olan premium pakette burada hayalet gösterge geliyor. Burada da 10 inçlik bir dokunmatik ekrana dönüyor. Bu 8 inçlik kablolu CarPlay desteği var. Diğerinde kablosuz CarPlay de geliyor. Ki zaten hayaletli bu ekranı sonradan takmak gayet mümkün. Type-C girişler. Şurada gördüğünüz gibi 2 adet bardaklık mevcut. Auto Hold. Elektronik el freni. Pardon, bu P moduydu. Yanlış ifade ettim. Yine burada fazlasıyla derin bir saklama alanı. Ön kol dayama geliyor. Ben koltuk döşemelerini sevdim. Kumaş ama koyu renk. Kiminde bej geliyor. Koyu renklerde özellikle araçlarda. Siyah olması bence daha güzel. Yanların yanal desteğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kafalıklar falan bir bütün. Gayet hoş duruyor. Bu iki kollu direksiyon geliyor. Sportline'da sadece 3 kollu olarak geliyor. Burada bir piyano bilek detay var. Bence tasarımı şık ama şurada şu tamamlayıcı olsa bence daha güzel olurmuş. İşte front assist fonksiyonlarının bulunduğu tuş. Buradan menüleri, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Hız sabitleme sistemi, sınırlayıcı. Yağ sıcaklığı. Yakıt tüketimi 5.9 litre. Uzun yoldan geldiği için ilk uzun yolunu 5.5 litre ile tamamladı arkadaşlar. Bir 50 litrelik deposu var. 700 kilometre menzil sunuyor. Yakıt zammı gelmeden bizim damat da depoyu fulllemiş. Başlıyor. Şöyle bakalım. Audio dediğimizde fon, menü. Burada car dediğimizde daha gizli özelliklerini bile açtıramadık. Berat'a götüreceğim. Onunla alakalı da dilerseniz bir içerik de çekebilirim. Bayağı güzel özellikleri var. Ek yakıt, kadransel anlama, ondan sonra tek tuşta yan camların kapatılması falan. Bayağı özellik geliyor yine bunlarda da.
Artık klima fonksiyonu buradan arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz ve yerlerini seçebiliyorsunuz. Bir de auto'ya alırsanız. Normalde. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu lastik basınç sensörünün setting kısmı. Ön arka buğu çözücüler. Kapı kilitleme fonksiyonu. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı. Bir arka koltuğa geçelim. Hatta geçmeden size şuradaki saklama alanını da göstereyim. Saklama alanı anlamında dolu bir araç ve içleri hep kalife kaplı. Bayağı güzel düşünülmüş. Arka kısma geçelim, bakalım nasıl bir yaşam alanı var. Onu göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir adet de şemsiye var yine. Bir Skoda klasiği. Superb'lerde de vardı. Boy 1.86 ki koltuğu biraz daha öne bile alabilirdim. O kadar rahat bir şekilde oturma pozisyonum vardı. Hala burada 4 parmaklık bir diz mesafesi. Arkada fileler, havalandırma. Yani elit paket bile dolu arkadaşlar. Tabii bütçe el veriyorsa premium alınabilir. Premium da arkada kol dayama da geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Donanımsal özellikleri onun biraz daha zengin. Normal yani bir üst paket alıyorsunuz. Yani orta pakete yakın bir donanım yapmışlar. Bundan 4-5 sene öncesinde bu donanım gayet orta paket olarak satılıyordu. Bunda sadece handicap sunroof alamıyorsunuz isteseniz de. Sunroof opsiyonu yok. Octavia'larda, yeni kasalarda. O bence ciddi bir dezavantaj. Hani böyle bir arabaya sunroof kesinlikle yakışır. Bir panoramik sunroof olmalıydı. Bu da bakın böyle orta konsolun arkadan görünümü. Gelin bir de bir tur atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sürüş kısmına geçtik. Dış detaylarda da bahsettiğim gibi hani bu araçla bir rolling videosu şeklinde video gelmeyecek. Bu tamamen günlük kullanım için alınan bir araç. Ki 1.0 TSI motoru zaten Megane'la rolling'e dahil etmek hani hem boşuna yakıt israfı olur hem de bu araba biraz daha ekonomi odaklı. Benim aracın motorunun tam dengi aslında 1.5 TSI. Bunu tercih etmemizdeki en büyük sebep ekonomik olması, fiyat performans ürünü olması. Boş paketinin bile gördüğünüz gibi donanım olarak dolu olmasından geliyor. Jetta artık üretilmediği için A3 var. Bir de şu anda Octavia var. Bu multi-bit desteğiyle de verileri biraz daha da iyileşmiş. Yani gerek performans noktasında ufak tork dokunuşlarıyla alt devir canlılığı sağlıyor. Hem de bakın şu anda sıfır modda A işaretiyle birlikte aslında direkt hibrit sistemi kullanıyor bu düşük hızlarda. Ama sürücü adayına dikkat edelim. Ha, yer verdi sağ olsun. Kaldı mı senin gibi şu sürücüler? Sadece şu dikkatimi çekti. Normalde DSG'de biliyorsunuz hangi viteste olduğunu yazardı. Şu anda sadece D yazıyor. Ancak F1 vitesten manuel alırsanız ya da buradan şu şekilde sport alırsanız sportta hangi viteste olduğunu söylüyor. D'de artık vitesi söylemiyor. Direkt D yazıyor sadece. Eğimli yolda araç 120-130 km hızlara kadar kendini sıfır konumuna alıyor. Normalde biliyorsunuz ACT'lerde yelken modu da vardı. Yelken modunda ne yapıyordu? Rölantiye kadar alıyordu kendini. Bu rölantiye almıyor, direkt sıfır alıyor. Sıfır modunda motoru aslında direkt uyutmuş oluyor. Rölantide kullanmıyor. Birisi tamamen şanzımanı soğuk tutmak için, daha akıcı sürüş sağlamak için araç kendi kendine frenlemesin diye kullanılıyordu. Bunda direkt sıfır modunda tutuyor. Yani hiçbir şekilde araç benzin tüketmiyor. Multibrit'in kendi içindeki şarj edilmiş elektriğini enerji olarak kullanıyor arkadaşlar. Direksiyon tepkileri Megane'dan sonra daha dolu geldi. Geri bildirimleri daha başarılı onu söyleyebilirim. Ama 205 taban lastik olması konfor vermişken lastikler biraz incelmiş ya. Yoldaki böyle esneme payını arttırmış. Lastik konfor odaklılığı biraz daha fazla. Bununla alakalı detaylı bir inceleme videosu çekeceğim zaten. Bu sadece araçta ufak bir tur atıyoruz. Çok kapsamlı bir inceleme değil. Donanımsal özelliklerini size gösterdim. Bas paketin. Biraz da aracın neden alındığını, beklentilerinin neler olduğunu söylemek adına arkadaşlar. Hatta şöyle U'da dönebiliriz. Bir performans sürüş videosu çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Şu anda 1800 km'de olduğu için rodajı bitti. Yine bir uzun yol yapacak. Uzun yol yapıp geldikten sonra bir içerik şeklinde hem tüketim hem de performans testi videolarını siz de isterseniz yorum olarak yazın. Tekrardan sağlarım. Neticede şu anda talep gören bir motor. Birçok farklı araçta da kullanılıyor bu motor.
Lastikler sıcakken bir bakalım mı? Hop, kafadan kaydı. Yatta esnedi. Lastikler evet şu anda biraz ısınmış olabilir. Yaklaşık bir 6-7 kilometredir kullanımda araç. Ama yanal salınımları fazla. Onu hissediyorum yani. Şöyle beşik gibi gezdiriyor araba kendini. Net rigid bir yapısı yok. Konfor süspansiyonu fazla. Mesela buradaki bozuk zemine 17 janta rağmen bana hissettirmedi diyebilirim. Benim araç burada daha çok hissettirirdi. Şu anda tekrar kendini sıfır konumuna aldı. Böyle bir araç arkadaşlar. Dediğim gibi ailemizin ikinci aracı gibi aslında bu Octavia. Her zaman çekim için elimde olan bir araç. Tamamıyla hafta sonları ve uzun yolda kullanılacak. O yüzden geniş bir bagaj ve iç hacmi önem verildi. Gerçi şu anki piyasada sıfır araba bulmak da hala ciddi anlamda zor olduğu için yani ben bile bir ay bu aracı bekledim diyebilirim. Bulmak gerçekten zor. İstediğiniz kadar iletişiminiz kuvvetli olsun. Bir yerden sonra iş sizden çıkıyor yani. Artık otomobil piyasası biraz bu hale geldi. Yine elinizden geldiği kadar sıraya gidip beklerseniz araç bulma ihtimaliniz de var. Hani böyle bir gerçek var. Aynı benim gibi. Yani ben de direkt sıraya girdim ve bekledim. Bu şekilde araç geldi. Ve aracı alabildik. Evet. TSI Motor ve Octavia hakkında diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Biz Megane'lı içeriklere devam edeceğiz. Bakalım. Octavia ile de sizin tamamen yönlendirmenize göre dilerseniz detaylı videolar çekerim. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Farklı testlerde, farklı içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.